Merhaba arkadaşlar, EMKO Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü projemizde bir adet HMI ve iki tane IO modülü kullanarak 8 bölgenin sıcaklık kontrolünün nasıl yapıldığını göreceğiz. Projemizde herhangi bir PLC kullanılmadı. Bunun sebebi IO modüllerimizin içerisinde bulunan işlemci işlemleri kendisi yapabiliyor. Yani PID kontrolünü, on-off kontrolünü, skala işlemlerinin hepsi CPU tek başına yapabiliyor. Herhangi bir PLC ihtiyaç duymuyor. Eğer PLC kullanırsak projemizde yine PLC tarafına bir yük binmediği için sistem oldukça performanslı çalışıyor. IO modüllerimizin 4'er tane girişi var. 4'er kanal giriş mevcut. Yine içerisinden konfigür ederek farklı sensörleri tanıtabiliyoruz. Onun dışında sistemi bir adet 485 RS485 üzerinden Modbus haberleştirdik. IO modüllerimiz uzak bir nokta olarak düşünelim. Yanında güç kaynağı var gördüğünüz gibi. IO modüllerimiz enerjisini kendi bas yapısı üzerinden, güç kaynağını üzerinden alıyor. Yine 485 haberleşmesini sadece bir modüle taktık. Yine kendi bas yapısı üzerinden diğer modüllerle haberleşebiliyor. Modüllerimizin ID numaralarını da farklı verdik konfigür ederken. Bunun dışında bir adet yine 7 inç EMKO Probe operatör panel kullandık. Tamamı bu ürünlerin yerli üretim biliyorsunuz Bursa'da üretiliyor. Proje hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim size. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Kendiniz bunu yapmak isterseniz modül sayısını arttırarak çok farklı bölgelerden çok daha fazla veriyi toplayıp kontrol edebilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz 8 bölgenin sıcaklık değerleri var. 8 adet PT100 bağlı şu an. Çipleri bağlı, kendisini görmüyorsunuz. Sadece bir tanesine fiziksel olarak kapalı bir PT100 bağladık. Diğerlerinin üzerinde çipleri bağlı durumda küçük görünmekte. Her bölgenin sıcaklık değerini görmekteyiz. Her bölgeyi ayrı ayrı da incelememiz mümkün. Örneğin birinci bölge kanal 1 yazmakta. Şu an bulunan sıcaklık değeri. Çıkışı enerjili mi değil mi buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda alarm oluşup oluşmadığını görüyoruz. Aynı zamanda grafiksel olarak da sıcaklık değerinin değişimini görebiliyoruz. Set değerini üzerinden belirleyebiliyoruz. Örneğin bir grafik şeklinde görmek istersek buradan zaman belirleyebiliyoruz. 1 dakikalık, 6 saatlik, 12 saatlik veya değişik tarihte belirleyebiliyoruz. Hangi tarihte ki veriler. Maksimum minimum değerlerini yine buradan ayarlayabiliyoruz grafiğimizin. Yine bu değerler şu an içerisinde 8 GB RAM hafıza bulunmakta SSD RAM. Ancak yine de bir flash bellek takabiliriz arkasına. Şu an arkasına flash bellek taktık. Bu değerleri kaydetmek istersek yine hangi türde kaydedeceğimizi buraya soruyor bize. Tekrar başa dönecek olursak şöyle. Çıkış kapalı mı açık mı diye baktık. Set değerini ayarlamak istersek yani her kanal için ayrı ayrı iki modül vardı. 1-4. 5'ten 8'e kadar gördüğünüz gibi her kanal için ayrı set değeri belirleyebiliyoruz. Yani ortamın sıcaklık değerini buradan belirlememiz mümkün. Aynı zamanda her kanal içinde minimum ve maksimum alarm değerleri belirliyoruz. Bu değerlerin altına düşerse veya üstüne çıkarsa yine sistem bize bunu alarm vererek belirtiyor. Bunun dışında buradan şu kısma log kayıtları, alarmları yine yandan zaman birimini seçerek oluşan alarmları buradan gözlemlememiz mümkün olabiliyor. Ayarlar kısmına gidersek de her kanal için ayrı ayrı yine sensör türünü belirleyebiliyoruz. Desteklediği sensörler çıkıyor zaten burada. Bu kanalı ısıtma mı soğutma mı yapacağımızı şu kısımdan belirliyoruz. Aynı zamanda kontrol tipini çıkış pasif kalsın, herhangi bir işlem yapmasın, PID kontrol yapsın veya on-off kontrol yapsın yine buradan seçiyoruz. Şöyle değiştirelim. PID kontrolü seçersek modülün üzerinde kendi auto tune ve self tune işlemi var. Onu buradan kendisine yapabiliyoruz. Öğretebiliyoruz yani kendi değerlerini oluşturabiliyor. Veya on off seçebiliyoruz. Aç kapa şeklinde çıkışımız çalışıyor. Burada metri sıcaklık birimini Fahrenheit veya Celsius olarak belirleyebiliriz. Açılıp kapanma zamanını histerisiz değerini belirleme seçeneğimiz. Aynı zamanda sensörlerde veya kablolarında oluşan bir hatadan dolayı oluşacak bir yanlış okuma varsa buradan offset değerini belirleyerek o hatayı da gidermiş oluyoruz.
Sistemin en güzel özelliği, bu projemizin en güzel özelliği herhangi bir PLC'ye ihtiyaç duymaması. İkincisi, uzak noktalardaki verileri merkezi bir yerden kontrol etme, kaydetme, gözlem altına alma ve grafiksel olarak görebilme ve bunun çıktılarını da yine alabilme özelliği var. Özellikle dağınık ayolarda veya makinelerimizin uzakta bulunduğu bölgelerde çok ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkacak bir proje. Yazılımı da oldukça kolay çünkü bunun için herhangi bir PLC yazılımı yapmıyoruz. Modüllerimizi yapılandırıyoruz. Yine HMI kısmında yapılandırdığımız kısımlar var. Kolayca amacımıza ulaşıyoruz. Videomuzun devamında da modülleri nasıl yapılandırdık? Çok basit olarak, çok kısa olarak bir de panelimizi nasıl yapılandırdık? Onu görelim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Yazılım kısmını yapalım. Öncelikle modüllerimizi yapılandıracaktık. Modülüme USB kablomu taktığım anda bilgisayarımda gördüğünüz gibi bir sayfa açıldı. Iperto Application tıkladım. Config içerisinde gömülü olan config dosyası açıldı. Config dosyasını çift tıkladığımda karşıma yapılandırma sayfası geldi. Cihazım içerisindeki verileri okuyorum. Data dosyasını gösteriyorum yine aynı yerdeki analog modül içindeki. Gördüğünüz gibi yapılandırma dosyası burada haberleşme ID 1, haberleşme hızı, stop bitti, eşlik bitti vesaire. Yapılandırmamız yapılmış. Dördünde de PT100 kullanacağımızı seçmişiz. Bunları daha sonra cihazdan da değiştirebiliriz. Birinci modülümüzün yapılandırması bu kadar basit. Cihaza yaz dediğimiz anda bu verileri yazacaktır. Bizde zaten yazılmış durumda. Kapatıyorum. Şimdi USB kablomu ikinci modüle takıyorum ve 2 numaralı ID'ye sahip cihazımız açılacaktır. Şu an karşımıza geldi. Cihazdan oku diyorum ve data dosyasını gösteriyorum. Karşıma gördüğünüz gibi 2 ID'si 2 olan cihazım geldi. Ayarlamaları yine aynı. Buradaki tüm parametrelere biliyorsunuz yazılım aracılığıyla yani operatör panelden erişebiliyorduk. Bunları değiştirmek mümkün olabiliyordu biraz önce. Gördüğünüz hepsine müdahale edebiliyorduk. Isıtma, soğutma ayarı, işte kontrol tipi, sensör tipi vesaire buradan belirliyorduk. Bunları önemli olan bizim için şu an sadece haberleşme ayarlarının buradan yapılması. Diğerlerini zaten panelden yapabiliyorduk. Cihaza yaz diyerek yazıyoruz. Bu kısım bitti. Yapılandırmamızı bitirmiş olduk. Gelelim HMI kısmına. Yeni bir proje oluşturuyoruz ve HMI türümüzü buradan projeyi açarken belirliyoruz. Biz HMI'larımızdan 7 inç Echo modelini kullanmışız bu yazılımda. Herhangi biri kullanılabilirdi. Hepsi Emcon ürünleri biliyorsunuz. Farklı boyutlarda, farklı özelliklerde modüller. Hepsi yine yerli üretim olduğunu, tasarım ve yazılım olarak yerli üretim olduğunu hatırlatayım. Geldiğimizde açılış sayfamız. Daha sonra tek tek sayfalarla ilgili kısa bilgiler vereyim. Birinci kanala ait. Bakın burada kaç tane sayfa oluşturmuş arkadaşlarımız. 29 sayfadan oluşuyor toplam yazılımımız. İkinci sayfamız, üçüncü sayfamız. Her bir kanal için ayrı bir görünüm sayfası oluşturulmuş. Tabii ki bu kısımlardaki değerler biliyorsunuz bazıları dahili aya, bazıları mod bus adresinden oluşuyor. Şöyle onları da göstereceğim. Sona gelelim. Burada örneğin bir set value derken, offset değeri derken tıkladığımızda bu kısma burada bir şurada yazma adresinde bakınız bir ikinci modülümüzün 40.018 nolu mod bus adresine bir değer yazdığımızı gösteriyor. Yine histerisizi tıkladığımızda yine aynı şekilde ikinci modülümüzün 40.088 mod bus adresine buradaki değeri yazacağımızı söylüyor. Bu mod bus adreslerini nereden buluyoruz? Burada I/O modülümüzün PDF'ini açtığımız anda her bir adresin mod bus adresi yazılı. Dolayısıyla buradan adres belirtirken uzak I/O'muzun hangi adresine yazacağımızı belirliyoruz. Bu kadar basit. Yine aynı şekilde giriş türünü her kanal için belirlemiştik. Buradan baktığımızda yine ilgili modülün PT102 yani PT102 demiştik ikinci I/O modülümüze. 40.014 numaralı mod bus adresi demek ki giriş türümüzü belirliyormuş. Bunun gibi her sayfa
aslında aynı. Farklı olanları göstereyim. Burada mesela bir adet anlık grafiğimiz vardı. Bu anlık grafik üzerinden değerleri izliyorduk. Yine burada chart history. Yine bunların hepsini tüm grafiklerimizi bu ekranın sağ tarafından ulaşmak mümkün görüyorsunuz. Anlık grafik, geçmiş grafik. Bunu ilgi sayfamıza aktarıp ilgili veri alanını bize göster diye seçtiğimizde zaten burada oluşacağını göreceksiniz. Yani herhangi bir yazılım yazmanıza burada gerek kalmıyor. Onun dışında bakalım neler yapmışız. Hepsi birbirinin aynı aslında, gördüğünüz gibi tüm sayfalar birbirinin neredeyse kopyası. Örneğin şurada çıkış ayarına bakalım. Şurada mesela Q8 kapalı mı açık mı tıkladığımızda burada yine okuma adresin, bakın ikinci modülün 40.129'a 3 adresindeki veriyi buraya yansıtmış. Buna benzer tüm verilerimiz. Peki bunları nerede tanımlıyoruz? Soft PLC tanıtım editörü, pardon, şurada adres tag editörüne gittiğimizde her bir IO modülü için tanımladığımız etiketler karşımıza çıkıyor burada. Ekranda gördüğümüz her bir değer için. Bunların bir kısmı modbus adresi, gördüğünüz gibi. Bu sayfadakilerin tamamı. Yine bu ilgili modülün modbus. Bu birinci modül. Bunlar ikinci modülün. Değerler de tamamıyla aynı, görüyorsunuz. Aslında kopyası. Sadece ID numarası farklı. Bakın bir numaralı ID'ye ait modbus adresleri. Bunlar da 2 numaralı ID'ye, yani ikinci modüle ait modbus adresleri. Bir de farklı olarak dahili hafızalar, yani HMI'mızın dahili hafızalarından faydalanılmış burada alarmları oluşturmak için. Onların adresleri benzer. Son olarak da burada alarmları oluşturmak için makro yazılmış. Ancak burada alarm makrosu yazmanıza gerek kalmayabilir. Direkt ladder dili ile rahatlıkla, burada soft PLC'mizin ladder diliyle rahatlıkla bu alarmları da yine tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir C veya bir makro kullanmanıza gerek kalmaz. Bu şekilde karşılaştırma komutlarıyla makrolarımızı da oluşturabilirsiniz. Kısaca yazılım kısmı da böyle. Yani herhangi bir yazılım aslında yok gibi neredeyse. Sadece adresleri tanımlama ve ilgili görselleri oluşturarak güzel bir görüntü oluşturulmuş. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.